Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün neredeyim yine? Bugün sabah karşı tarafa gidiyorum. Öğlen sonu akşama kadar bu tarafa geliyorum. Bu taraf saat 3'ten sonra 4'ten sonra gölge dönüp basıyor. Yani serin oluyor. Bu tarafta koyun dahi yayılıyor. Hem su da var burada. O yüzden bu tarafa geliyorum. Ama tabii bura bir o kadar tehlikeli. Yani kurt bu tarafta çok barınıyor. Çünkü kaçabileceği yerler var. Ondan sonra saklanıp gidenebileceği pozisyonlar var. Yani engebeli dağ. O yüzden benim gezen düdüklerim biraz önce su içmiş. Kurt su iç olan yere gelince de bir şey oldu. Oraya gelirken bana su içtiği yerden hemen yukarı doğru aldı. Arkasından garip zehir. Üçü birden gittiler. Paşa akşamüstüleri nadir geliyor. Hani haftada bir iki kere anca geliyor ama güdek koyunun arkasındaydı. Onun kulağı duymadığı için o köpeklerle gitmiyor. Ama kokuya girdiği zaman o da bambaşka bir köpek oluyor. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar geçin yana çıktım. Daha bir 50 metre falan var. Kulağı görmüyorum ama yanında yatırım kulak nereye gitti? Ama nefesim kesildi ya. Bu iş de öyle kolay değil arkadaşlar. Arkadaşlar şuranın arkasında şey var. Ceviz boğaz dediğim yer var. Su olan bir yer. Oraya gelince kadar hiçbir şey yok. Oraya geldiği suyun olduğu yere kurt gelmiş oradan su içmiş. Hava güneşli değil ama bir rüzgar var. Aşırı derecede sıcaklık var. Şu an 23-24 derece sıcaklık var. Yani internetin telefonu söylediğine göre. Babi oraya gelince var var hemen havlarken yeri koklayıp kurdun izini kokusunu havlarken hemen ardından zehir geldi. Garip geldi. Burayı açtılardı ama bayağı gitmişler galiba suyun içine yatmış bu çamurun içine. Artık ne tarafa gitti bilmiyorum. Zehir de daha orada. Ardıcın dibinde. Buraya yattı. İki ardıcın tam dibinde. Dediğim gibi yaylaya gidesiye bu dağlarda burada hayvan aldırmazsak benim korktuğum kuzular öyle hava sıcak olduğunda 3-4 tanesi bir araya geldi mi sürünün arkasında kalma ihtimali yüksek. Ondan dolayı bakacağız. Ekstra dikkat ister. O yüzden fazla video çekemiyorum. Ama benim kızım olduğu sürece değil mi kızım? Kendin gibi yavrunu yetiştireceksin bak bu sefer. Aşıların maşıların yapıyoruz yine ölüyor ama köpek yetiştirmesi gerçekten zor arkadaşlar. İki tane bir tanesini bak aşısını yaptık öldü tekrar bir tane de getirdik o da öldü dişi. Hasanay İlkay Tınaztepe bir tane dişi yavru vermişti geçen yıl. Bu yıl İlkay Tınaztepe'nin oraya götürdü. Sattam var İlkay Tınaztepe'nin köpeği. Onunla çiftleştirmek için götürdü. Çok güzel yavrular var. Onun da 3-4 taneydi herhalde yanlış değilsem. 3 tanesi ölmüş. Biri küçükken ölmüş de 2 tanesini aşılarını yaptık halde ölmüş. Bir tanesi duruyor abi dedi. İnşallah o barı ölmez dedi. Ama gerçekten çok güzel yavrular vardı Hasanay'ın. Köpeğin büyüklüğü şey önemli değil. Şimdi biz söylemen çoğu videomda söylüyorum da. Yani iyi bir çobanın yani bu iş hakkıyla layıkıyla yapan bir çobanın köpeği sürüsünün üstündür. Ben bu sürüyü bu köpeklerin sayesinde buralara güdebiliyorum. Değilse yani saldım çayra mevlam gayra diye bir söz var. Köpeklerim iyi olmasa kurda gitmese yani kurda karşı tehdit olmasa kurdula ortak çalışsa yani size nasıl söyleyeyim her gün bir tane iki tane gider. Her gün bir tane en az bir tane gider. Çünkü şurada arkadaşlar ormanı bak şu arkasını görmüyorsun. Şunun arkasında olduğunu düşün. Ben yanından geçip gidiyorum. Yani ne olacak?
sürünün büyük bir çoğunluğu geçinceye kadar, sürünün arka tarafı geçinceye kadar, arkası gelinceye kadar kurdanmaz. Pusuda bekler. Sürünün arkasından bir tanesini tutar, çeker. Yani zaten kurtların en büyük özelliği, yani hayvanı ürkütmeden, önünden kesinlikle nadir yani, hiç denk gelmedi. Ama sürünün arkasından hemen bir tanesini çektiği anda, hayvanı ürkütmeden, çobanı uyandırmadan veyahut da sürünün alt tarafından böyle kaptığı zaman hemen sürüden uzak bir yere götürerek pozisyonda olan yerlere de pus atar. Veyahut da öyle bir yerlerde sokulur, sürüye yanaşır. Onun için arkadaşlar, işimiz zor. Ben her zaman diyorum, bu işi yapmak isteyen arkadaşlar önce aslının neslini araştırın köpeğinizin. Aslı nesli köpekleri de yetiştirin. Sürünün içinde kesinlikle dağda köpeğe ekmek vermeyin. Dağda ekmek yerken, çay içerken, muhabbet ederken, şey derken, yani yanınıza getirtmeyin. Yani çünkü yanınıza geldiği zaman bu sürüyü değil, o çobanı gütmüş oluyor. Ondan dolayı köpeklerinizi iyi bak. İnsanın en sadık dostu köpeğidir. Bak ben akşam sürüyü katıyorum oraya, ağla. Gidiyorum eve. Yemeğimi yiyorum, çayımı içiyorum. Saat 10'da 11'de geliyorum yanına. Başına bir adam koysan beklemez. O kadar beklemez yani, onlar kadar. Gece vurup kafaya yatıyorsun kaygısız. Hırsızına karşı, kurduna, kuşuna karşı onlar bekliyor. Ondan dolayı insanın en sadık dostu köpeğidir. Hani ile sürü olmasına gerek yok. İyi bir köpek yetiştirdin mi seni sahiplenir. Ondan sonra aileni sahiplenir, evini sahiplenir. Yani bir nevi bekçiliğini yapar. Art niyetli insanlardan seni korur. Bak şimdi yukarıda kurt gelmiş olsa ne yapabilirim, buradan hiçbir şey yapamam. Göremezsin bile, ama yukarıda kim var? Zehir var. Babi var. Ondan dolayı yani onlar otururken, yatırken erkek köpek yatır ama nefes alırken bile kurdun kokusunu alabilir. Hemen yani kurt da onların kokusunu alır. Çünkü köpeğin olmadığını bilsin, affedersin, benim dibimden ayrılmaz dolanır. En ufak fırsatta, en ufaktanlık hani fırsat vermez yani. Evet arkadaşlar, Abdullah okuldan geldikten sonra burada duz bitmişti. Yani daha doğrusu yetmedi. Getir gel oğlum at ver dedim. 60 taşlara şimdi oyunlar kalır, biraz fazla vermiş ama hava yağmadığı sürece gelip geçerken yesin ya. Ege! Ege! Thank you.
Çek şunu ha. Arkadaşlar kuzular en sona kalıyor nedense. Arif bunları getir gel. Tamam mı? Bunları getir gel. Bunlarla beraber gel. Tamam oğlum. Arkadaşlar ormanın içine salıverdim şimdi var ya, tuzu da yedi ya, yarım saatte zor iner aşağı. Şu anda saat 7:30-8'e anca iner. Hem çeşmeden iki tane çeşme var, ikisinden de sulanır, hem de şu yapraklar taze olduğu için gerçekten yaprağı güzelliyor. Buradan ormanın içine salıveriyorum, aşağı mecbur suya inecek. Hiç biri yok bak. Hepsi dağıldı ormanın içine. Arkadaşlar benim çiçeğim gelmiş. Benim kızım gelmiş. Bugün okula gitti. Sabah beni arıyor. Baba ben okula gideceğim bugün diye. Yahu şu ağaçların içindeki bu çiçek kimi ki yahu? He? Oy benim kızıma ya. Sarıl babacığım da şu yorgunluğun bir alıver ya. Oy 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 oy. Ya ben seni çok özledim ya. Nerede? Dağdan. Çok çok sağmayacağız kızım. Niye? İşte babayım sen sağacaksın. He? Niye? Sağamam mı? Niye? Ben seni niye? Okulda ne yaptınız bugün? Bugün okulda fare varmış. Fare mi? Oy. Kim salmış o fareyi? Öğretmenim görmüş. Oy. O sınıfta sınıfa girmeyeceğiz. Sınıfa girmeyecek misiniz? Dışarıda oynayın. Dışarıda
Aferin benim kızıma ya. Ne öğrendin be oğul? He? Şşş. Bak, makineyi bakana oynadık. Ne oynadınız? Bak bak. Makineyi bakana oynadık. Nasıl yapıyorsunuz? Can baktım baktana makineyi bak. Şöyle bak. Can baktım baktana makineyi bak. Böyle dönüyor. Oğul. Aferin benim kızıma ya. Benim kızdan baksın bak öğrenmiş arkadaşlar bir oyun. Tamam kızım. Ben seni gene git tamam mı? Aferin benim kızım artık büyüdü kocaman oldu okula gider oldu değil mi kızım? Paşa. Yatın mı lan burada? Paşa. He paşa. Baba anne şurası kanıyordu tam. Hangini? Şurası. Neden babacığım? Arkadaşlar şu an var ya bambaşka bir yerdeyim ve o kaybolan geçimizi bir tane daha koyun güdeki dün şu karşıdaymış gördüğüm bir bodydi beyaz bir şey yanlış değilsin beni aradı sabah gelmiş bu tarafa çan sesini duymuş bulamamış geçiyi ben de aşağıda arabayı da aşağıya bıraktım bakın burası çok farklı bir yer buraya hiç ben hayatta bu tarafa gelmem bundan sonra geçiye çağırdım. Geçi sesini bildiğim için ses verdi. Ama yoruldum. Çok dikli bir yer. Taşın içinde. İnşallah oğlağı da yanındadır. Geçiyi bulduk artık. Oğlağı olsa da olur. Olmaz olur ama bayağı bir şey yok. Ama buraya bu geçi nasıl geldi? Beni aklım almıyor. Daha benim ömrümde hiç bu tarafa. Hani daha önce çocukken köy davarında keşif yaparken gelmiştik ama şimdi görme bak size yaklaştırayım. Yanına çıktığında da göstereyim. Ya depede arkadaşlar. Şimdi oraya çıkayım ama nasıl çıkayım? Çok dik burası ya. Arkadaşlar o bağda burada. Yeni de burada yalnız bak. Ay. Ben bunu araç. Arkadaşlar indirdim tuttum geçiyi kaçıyor oğlağını tuttum sıkıştırdım oğlağını oğlağının arkasına yanaşıkla geçiyi tuttum ondan sonra oğlağın arkasına geldi ama var ya sabahtan aşamada koyun geçtim bu kadar yorulmam arkadaşlar buraya çıktım daha şu zirveye ama böyle şuradan şöyle dolandım ama var ya gerçekten iyi ki cebimde su varmış dilim damağım kurudu. Ama bu gerçekten bu hayvan kısmı yani gitmez değil. Demek ki bir de bunu öğrendik. Nereye gideceğini bilmiyor demek ki. Bura nere, ora nere. Bugün 10 gün oldu ya. Taşı atmasaydı bunu kurt yerdi arkadaşlar. Boyunda çan vardı. Taşta olduğu için göremez kurt. Bir de küçük çan küçük olduğu için susuramış. Cebimde su vardı. Şöyle avucuma döktüm suyu. Geçi elimi yiyecek. Oğlak susamaz çünkü niye? Anneden emiyor sütü. Oradan su ihtiyacını karşılar. Arkadaşlar bakın. Hani bir de buradan göstermek istedim sizlere. Benim yaklaşık koyun gittiğim bir karşı dağ. Ama ben anlam veremiyorum. Gerçekten yani benim aklım almıyor. Bu hayvanın daha oradan buraya geleceğini. Gerçekten var ya imkansız gibi bir şey ama demek bu hayvanın gitmeyeceği yer yok abi. Hiç olmazsa bir de bu açıdan görmüş olduk Çat köyünü. Ben de çıkmazdım buraya çoktan beri. Arkadaşlar. Ormanın içinde var ot güzel ama işte buralarda tehlikeli yapı yapmış yok.
köpeklerime güvenim sonsuz. Görüyorsun 300 mal var. Görünen şurada 30 mal. Onda biri yok. Bunlar niye kaçıyor ya? Ey ey! Orada bir şey var. Belli olmaz arkadaşlar. Canavar sokulur. Açılma, açılma! Hopma! Şuna baksana sen şuna! Ulan sarı koyun! Kışın 25 mafitti şimdi sen çıktın ortaya ya! Çüh! İleriye doğru gitsin çünkü köpeklerle oyunda sıkıntı yok. Arkasını bir kontrol edeyim arkadaşlar ben. Belki kalan giden olur. Taşın başına çıkayım da bir bakayım var mı bir. Görebildiğim kadar görüyoruz. Buradan şöyle bir tanıyalım bakayım. Var mı yok mu kalan gidelim. Şu anda yok. Hey! Ufak kuzular uyumasın diye böyle ara sıra bağırdım arkadaşlar. Ufak kuzular niye salıyorsun diye belki yorum yapan arkadaşlar olabilir. Buradan şunu söyleyin. Arkadaşlar küçük kuzuları salmamın sebebi annesinin arkasında olmadığı zaman sabah akşam emzirdiğimiz için şimdi koyun yeşillik yediği için sütü fazla geliyor. Bu sefer ishal oluyor kuzu geriye gidiyor ama böyle dağa saldığımız zaman zaten daha çok fazla yayılmasını bilmiyor. Acıktığı zaman anneden biriken sütü hemen çektiği için vücut onu gezerken de şey yapıyor. Yani hazmedebiliyor. O zaman biraz şöyle bir hafta 10 gün kuzu kelleşiyor. Yani bocalıyor. Ama ondan sonra hem meraya alışıyor hem vücut alışıyor. Yorulmuyor alıştığı için. Kuzu ondan sonra iyi gelişiyor. Ondan dolayı salıyorum kuzuları. Koyunların memelerin uçlarından birazını sağıyoruz. O da zaman alıyor. Onu sağmamız için koyun erken katmamız lazım. Ondan dolayı öyle bir sıkıntımız var ama bakalım. İnşallah sağ selim varmak nasip olur. Böyle ormanın için arkadaşlar bölge hakim bir taş buldum hemen üstüne çıkıyorum. Farklı farklı manzaralar. Oyun zaten ormanın içi dağıldı. Araca! Araca! Hey! Dökül aşağıya! Arkadaşlar babile zehir ormanın içinde çan sesi geldi ama garip uçuyor. Haydi oğlum! Orada! Var abi var burada var. Burada eksik de değil. Burada dediğim gibi bu arka tarafta Kozakaş köyü var. Ayapınar var. Bekele var. Yani orada hayvan var çünkü bu şu yukarısı zaten sınır. Tepenin başı. Bu arkadaş da yukarılardaysa mecbur bu arada ormanın içinde bir yerde şey yapacak. Onlardan kaçtı mı bana gelecek, benden kaçtı mı onlara gidecek. Nereye gidecek? Nereye gidecek şuna?
Böyle oyun hazırlamadım arkadaşlar. Durmaz burun, ayağı yayılır. Koyunun karnı doydu arkadaşlar, ağırlaştı. Vay vay. Gerçekten var ya, geçi yana çıkarken acayip yoruldum. Ondan sonra ete bahal diyorlar. Bu iş öyle dışarıdan göründüğü gibi değil.